Şimdi dün İzmir'de il kongresi yapıldı dedik ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dedi. 412 oy aldı, güven tazeledi, evet. Bir kez daha seçildi. Şenol Aslanoğlu'nun seçilmesiyle birlikte bir yandan CHP'de işte değişim çağrıları varken şöyle bir eleştiri de geldi. İzmir'de değişim olmadı, değişim çıkmadı dendi. Katılır mısınız? Ya şöyle, İzmir çok tartışmalı geçti. Açık söylemek gerekirse aslında İzmir'de genel merkez ya da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yoluna devam etmesini isteyen ekipler ikiye ayrıldılar neredeyse. Ve orada kendi aralarında bir mücadele, bir yarış içerisine gittiler. Ve en nihayetinde Şenol Bey seçildi. Fakat orada çok ciddi tartışmalar oldu. Çok ciddi küskünlükler oldu. Mesela örnek vereyim. Utku Gümrükçü Bey il delegeliğinden istifa ettiğini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. Orada yaşanan tartışmalar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Bey'e bir tepki olduğunu biliyoruz. Hatta dün de buna yönelik bir tepki gerçekleştirildi. Tunç Soyer dünkü arbede sırasında içeriden çıkartıldı. Tabii polis eşliğinde içeriden çıkartıldı. Böyle bir arbede oldu. Bunun genel anlamda nedeni de aslında bu blok liste ve blok liste öncesi yaşanan belli başlı ilçelerde uzlaşı olmasına rağmen bu uzlaşının bozulmasından kaynaklı bir gerginlikti. Bu gerginliğin kurultaya yansıyacağı çok açıktı zaten. En nihayetinde de böyle oldu. Esasen tek bir adayla gidilmesi istenmişti en azından genel merkez cephesinden. Bu gerçekleşmedi. Ama ben İstanbul'un, Ankara'nın belli başlı illerin en az burası kadar gergin geçeceğini şimdiden öngörmek mümkün. Mümkün. Çünkü bu arada Sayın Sancar, bir yeni gelişme var. Şimdi editör arkadaşım Yiğit benimle paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu olağan İzmir İl Kongresi'nde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürüyle bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatını vermiştir şeklinde bir sıcak gelişme de var. O zaman ben de şöyle bir bilgi ekleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile ilgili dün gece saatlerinde bir genel başkan yardımcısıyla yaptığım görüşmeden edindiğim bir bilgi. Biliyorsunuz yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Evet. Bir MYK üyesinin edindiğim izlenim ya da bilgi diyeyim hatta doğrudan bir genel başkan yardımcısının bana aktardığı bilgi bu. Bir milletvekili hakkında disiplin süreci başlatılmasını talep edecekmiş. Genel Başkan Yardımcısı. Bu arada bu değişim süreciyle ilgili değil. Genel Başkan Yardımcısının iddiası şu ki bana hakaret edildi. Kime? Milletvekili Genel Başkan Yardımcısına mı hakaret etti? Anlayamadım. Evet. Evet. Genel Başkan Yardımcısının iddiası verdiği bilgi şu ki bana hakaret edildi. Ben bunu MYK'ya taşıyacağım ve bu konunun araştırılması ve gerekiyorsa disiplin süreci başlatılmasını MYK'da talep edeceğim diye bir bilgi verdi. Yarın MYK'nın gündemlerinden biri bu o zaman. Hangi milletvekili olduğu hakkında bir öngörünüz var mı? Veya size söylendi mi? İnanın, sizde mi saklı? Bana söylenmedi ama yani son günlerde net kendilerinden duymadığım için söyleyemeyeceğim ismini. Hani bir tahmin yürütmek hoş olmayacaktı. Tabii ki. Fakat kamuoyunda bazı tartışmalar olduğu görülüyor. Muhtemelen bu tartışmalara ilişkin olduğunu tahmin ediyorum ben de. Bu sebepledir ki yarın MYK toplantısı da ilginç olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Belli ki Genel Başkan Yardımcısı bu iddialara diyeceğim ya da basına yansıyan bu iddialara içerlemiş olacak ki dün hatta kendisini arayıp sorduğunda da evet ben bunu MYK gündemine getireceğim. En azından araştırılmasını talep edeceğim diye bir bilgi verdi. Bu da yani ki MYK toplantısını biraz daha ilginç kılacağı benziyor. Evet. Bu arada şunu da söylemek isterim. Bu Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili davada 28 kişinin yargılanacağı dava göstermesin. Orada olsaydı ve böyle bir çirkin saldırı gerçekleşmiş olsaydı bu örgütlü saldırı olarak nitelendirilir miydi, nitelendirilmez miydi? Yani sizce nasıl değerlendirilirdi? Elbette ki örgütlü bir saldırı olarak nitelendirilirdi. Muhtemelen gece yarısı ev baskınlarıyla bu insanlar gözaltına alınır ve hala da tutuklu bulunuyor olurlardı. Bu çok açık. Bu bize yargının ne derece siyasallaştığını gösteriyor. Zaten iddianamenin bir bölümünde diyor ki polis gitti, uyarıda bulundu, rica etti. Gitmediler, dağılmadılar deniliyor. Ya sahilde bir takım içecekler içen insanları diyeyim hadi rütüğün sopasına takılmamak adına içecek içen insanları, oturan sohbet eden insanları, karga tulumba bekçileri nasıl müdahale ettiğini görüyoruz. Ya da
Bunun tam tersine sokaklarda düğün konvoyu adı altında havaya ateş açan insanların para cezalarıyla bir biçimde serbest bırakıldığını görüyoruz. Yargı işte bu hale gelmiş durumda. Bir yanda o dönemin Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan, hala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na yönelik ve orada bulunan CHP'lere yönelik bir taşlı saldırı gerçekleştiriliyor. Çok sayıda insan yaralanıyor. Evet. Bakın ben çok ilginç bir noktayı da hatırlatmakta fayda var. Tam Ekrem Bey'e saldırının gerçekleştiği dakikalarda ben Antalya'daydım ve Antalya'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi vardı Cumhurbaşkanı adayı olarak. Orada yaşanan gerginliğin, yaşanan saldırının Antalya'ya başka bir şekilde yansıyıp yansımayacağına dair CHP'liler ciddi bir endişe taşıyorlardı. Muhtemelen örgütlüydü diyorlardı. Buraya da yansımasını istediler diyorlardı. Bundan ötürü bunun örgütlü olmadığını söylemek tam bir komedi. Grubu evet. Yönettiği görüntülerden belli olan insanlar var. Ama saldırıya uğrayanlar iktidar partisine mensup ya da iktidar partisini destekleyenler olmadığı için bu bir örgütlü saldırı sayılmış oluyor. Böyle bir karar verildi diyorsunuz. Peki şimdi evet. İstanbul demişken son olarak şunu da sormak isterim size. Bunu da sormadan geçemeyeceğim. Çünkü yerel seçim öncesinde yerel seçime adım adım ilerlerken en çok konuştuğumuz başlıklardan biri de bu İYİ Parti ile bir işbirliği olur mu olmaz mı? Bu çok konuşuluyor. Deniyor ki işte yerel seçime daha çok var, daha sürecin başındayız. İşte Türk siyasetinde o meşhur söz hep dile getiriliyor. 24 saat bile çok uzun bir süre bir şeyler değişebilir deniyor. Ama bir yandan İYİ Parti dedi ki biz 81 ilde ayrı aday çıkaracağız dedi. İstanbul ve Ankara'da dahil olmak üzere. Ama öte yandan da işte Erhan Usta bir açıklama yaptı. Dedik seçime 6 ay var. Gerçekçi olmak gerek. İşbirliğinin önünü kapatmayalım. Çok fazla iddialı olacağımız belediye yok dedi. Böyle bir açıklaması var. Ki Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz geride bıraktığımız günlerde Avcılar'da bir okuldayken çıkışta açıklamada bulundu. O da işbirliğini ifade eden cümleler kurdu. Ama bir yandan İYİ Parti içinde şöyle cümlelerin de dillendirildiği söyleniyor. İşte Türkiye'yi kaybettik, belediyeyi kaybetsek ne olur şeklinde cümlelerin dillendirildiği söylenmekte. Genel İdare Kurulu konuşuluyor. Sizce buradaki hesap sandığa uyar mı? Yoksa son anda bir işbirliği olur mu? Bu işbirliği son anda olursa, yani bu söylenen laflar yutulursa eğer İYİ Parti'nin çok fazla kaybedeceği de söylenmekte. Ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru mu? Şöyle başlamak lazım. Erhan Bey zaten bu kararın alınmasında muhalif olan isimlerden biri. Erhan Bey, evet. Dün sevgili İsmail Saymaz da aktardı. Çok açık bir şekilde söylediği gibi Erhan Bey diyor ki ya bakın gerçekçi olalım, belli başlı yerlerde işbirliğine kapıyı kapatmayalım biçiminde matematiği de ortaya koyan itirazlarda bulunuyor. Zaten Erhan Bey'in sözleri açıkçası bu yüzden şaşırtıcı değil ama şimdi parti içinde Erhan Usta gibi düşünen başka isimler de var. Tabii ki ben şu iddiada bulunuyorum. O gün genel idare kurulunda bulunup evet oyu veren, yani evet bağımsız girelim diyen ama aslında bu fikire çok da yakın olmayan insanlar da var. Ama şunu kabul edelim ki İYİ Parti'nin tabanı şu an itibariyle ciddi bir şekilde tepkili. Muhalefete yönelik tepkileri var. Eski ittifak ortakları Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik tepkileri var. Yine belki CHP kamuoyuna yönelik daha ziyade CHP tırnak içerisinde söyleyeceğim. Bunu CHP'ye daha yakın olarak nitelendirdikleri medyaya, gazetecilere tepkileri var. Biraz buradan da kaynaklı ama elbette İYİ Parti içerisinde de evet hür ve müstakil olarak girelim seçimlere diyen bir kesim var. Azımsanmayacak durumdalar. Ama yani belli başlı yerlerde de işbirliğine kapıyı kapatmayalım. Bu kadar yüksek perdeden konuşuyoruz. Elbette ki belli başlı yerlerde kendimiz gireceğiz ama yine de tam kapıyı kapatmasak mı diye en azından İstanbul, Ankara gibi yerler için farklı düşüncesini dile getirenler de var. Henüz önümüzde uzun bir süre var. Neredeyse sizin de belirttiğiniz gibi 6 aylık bir süre var. Ben günün nihayetinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı da netleştikten sonra Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in adayı da parti meclisi tarafından ilan edildikten sonra her iki isminde Meral Hanım'la bir görüşme yapabileceğini, Meral Hanım'la bu konuda istişare edebileceklerini, Meral Hanım'ın bu konuyu belki tekrar GİK'e götürebileceğini en azından İstanbul şey için, ama bunun hiçbir zaman çok açık söylemek gerekirse genel merkezler üzerinden bir ittifak ya da bir işbirliği olmayacağını görmek gerekiyor. Bu olursa yerelden olacaktır. Yerelden kapıyı kimse kapatmış değil esasen. Peki son dönemlere doğru olabilecek bu söylem değişikliği sizce İYİ Parti'ye kaybettirir mi? Bir kez daha masadan çekildi, bir kez daha söylem değişikliğine gitti gibi eleştirilere maruz kalır mı?
Kısa bir şekilde rica edeyim. Tabii ki eğer yerelden bunun yerelden örgütlenmesine ara sıra da olsa dile getirirlerse bir zarar vermeyecektir. Ama keskin bir söylemi son anda başka bir yere değiştirirlerse elbette kendi tabanlarından bir tepki alacaklardır. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. İYİ Parti de tecrübeli kadrolardan oluşuyor. Kuvvetle muhtemeldir ki bu ayrımı gözeteceklerdir diye tahmin ediyorum. Evet. Kaldı ki şunu itiraf etmek gerekiyor. Yerelde bir işbirliği olmazsa ne Cumhuriyet Halk Partisi kazanabilir, ne İYİ Parti kazanabilir, ne de muhalefet kazanabilir. O yüzden CHP ve İYİ Parti'nin eşit temsiliyetle bir işbirliğine çok açık ve net olarak ihtiyacı var. Her iki parti de bunu gözetmek zorunda. Peki. Eğer bu ülkenin muhalefetini düşünüyorlarsa. Peki Sayın Sancar, teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Güzel bir pazar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim yayınlar.